Alerjik rinit nedir? Kelime anlamına bakacak olursak rinit kelimesinin başındaki rin kısmı Yunanca'dan geliyor ve burunla ilgili anlamını taşıyor. Sonundaki it kısmı ise iltihaplanma yani enflamasyon anlamına geliyor. Rin ve it birlikte kullanıldıklarında sizin de tahmin etmiş olabileceğiniz gibi burun iltihabını ifade ediyor. Rinitin başına Alerjik kelimesini eklediğimizde ise rinite alerjilerin sebep olduğunu anlıyoruz. Size hemen bir burun resmi çizeyim. Ya tabii burnu dıştan çizdim ama burnun iç kısmına baktığımızda oranın çok yumuşak bir katmanla kaplı olduğunu görürüz. İşte bu katmana mukoza deniyor. Mukoza yumuşak bir doku olmasına ve burnun içini komple kaplamasına rağmen burnun içi tamamen yumuşak değil. İçeride e, bu şekilde çıkıntı yaparak uzanan ve konka adı verilen kemikler var. Evet. Konkaları bu şekilde çiziyorum. Şekilleri biraz salyangoz kabuğu sarmalını andırır. Bu kemikler burnun iç duvarından dışa doğru çıkıntı yaparlar ve oradaki boşluğun hemen hemen hepsini kullanabilirler. Bu aşamada neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için burayı biraz daha yakından incelememiz gerekecek. Hatta hücre seviyesine kadar inmemiz gerekiyor. Ben de şu anda buraya nazal mukozaya ait bazı hücreleri çiziyorum. Bunlar büyük, yuvarlak şekilde ve pembe hücreler. Ama burada araya birkaç tane de farklı hücre ekleyeceğim. Bunlar da bağışıklık sistemine ait olan hücreler. Burunda alerjik rinitle savaşması gereken bağışıklık sistemi hücreleri mast hücreleri ve bazofillerdir. Şimdi bu çizdiğim burunda ve hücrelerde alerjik rinit olduğunu varsayalım. Ve burada tam olarak neler olduğunu bir inceleyelim. Diğer tüm alerji türlerinde olduğu gibi alerjik rinitte de vücudun ortamda bulunan bir etmene gösterdiği aşırı bir tepki söz konusudur. Vücudu uyaran bu etmene alerjen denir. Alerjen demişken size alerjik rinit görülen hastaların bir çoğu için geçerli olan ortak birkaç alerjenden bahsetmek istiyorum. Bu alerjenler arasında en yaygın olanı ağaç ve otlardan gelen polenlerdir. Polene ek olarak saman ya da kuru otlarda alerjik rinite sebep olabilir. Saman söz konusu olduğunda alerjik rinitten saman nezlesi olarak da bahsedilir. Ama alerjik rinit aslında bir nezle çeşidi değildir. Aa, polenin mevsimsel olduğunu da bilmelisiniz. Yani polenlerin ilkbahara bahara ve sonbahara özgü olanları var ve bu yüzden de zaman zaman alerjik rinit yerine mevsimsel alerji terimi de kullanılır. Bunlara ek olarak küfün ve hayvan tüylerinde yer alan kepeğin de alerjik rinite yol açabileceğini ekleyelim. Aslında kısacası alerjik riniti olan biri için soluduğumuz havada bulunan herhangi bir partikül de bir alerjen olabilir. Evet. Şimdi bu burun ve hücrelerin görevlerini yerine getirdiklerini, yani her zaman yaptıkları gibi hava soluduklarını düşünelim. Solunum sırasında buruna herhangi bir alerjen girmiş olsun. Şuraları biraz sileceğim ki daha güzel gösterebileyim. Evet. Alerjen buruna girmiş. Ve buradaki mast hücresiyle veya bazofille karşılaşmış olsun. Mast hücreleri ya da bazofillerin yüzeylerinde şekilleri Y harfine benzeyen ve immünoglobulin adı verilen özel proteinler bulunur. İmmünoglobulin'den kısaca Ig olarak bahsedeceğiz. Burundaki immünoglobulinin özel bir ismi var buna IgE deniyor. İsmi IgG ve IgM olan immünoglobulinler de var. Ama alerjik rinit durumunda bizi IgE isimli immünoglobulin ilgilendiriyor. Buradaki minik noktanın yani burundan içeri giren alerjenin polen olduğunu düşünelim. Polen buruna girdikten sonra buradaki IgE'ye bağlanır. Bazofil hücresinin yüzeyinde bulunan bu IgE bunun üzerine hücreye bir alerjene bağlandığının sinyalini verir. Sağlıklı bir bünyede hücrenin bu sinyale vereceği tepki minimaldir. Yani sonuç olarak bu minicik polen partikülü vücudu ele geçirip bizi hasta etmeyecektir. Öte yandan alerjik reaktivite olan birindeki tepki ise aşırıdır. Polenle temasa geçildiğinde bu hücre çevresindeki hücreleri de alarma geçirecek bazı moleküller salgılar ve buradaki tüm hücreler de dolayısıyla tepki göstermeye başlarlar. İşte buradaki çevre hücreleri heyecanlandırmak ve onları alarma geçirmek için kullanılan molekülün adı histamin. Bağışıklık hücreleri aşırı tepki göstermeye başlayıp çevre hücreleri de alarma geçirildiklerinde burnun içinde neler olabileceğini hayal edebiliyorsunuz öyle değil mi? Histamin öncelikle ciddi derecede enflamasyona sebep olacak. Mukoza kalınlaşacak, şişecek, ödem yapacak ve tıkanıklık yaratacak. Bazofil ve mast hücreleri sadece tek bir yerde değil, burun mukozasının hemen hemen her yerinde oldukları için bu şişlik ve ödem burnun tamamında gözlenecek. Ah, bir yandan bu durumu size şekil üstünde de, konkaların üstünde göstermeye çalışıyorum. Evet. Enflamasyon burnun tüm iç yüzeyine yayılırken mukoza sadece şişmekle kalmayıp bolca mukus üretmeye de başlayacak. Mukus buradaki kemikler arasından sızmaya başlayıp bu şekilde burun boşluğunda birikecek birkaç damla daha çizeyim. Mukusu burada yeşille çiziyorum. Ama aslında saydam olduğunu da eklemek istiyorum. Sizin de bildiğiniz ya da tahmin ettiğiniz gibi bir noktada bu mukus burnunuzdan dışarı çıkmaya da başlayacak. Burnumuz vücudumuzun geri kalanından bağımsız bir organ olmadığından burada yani nazal kavite de denen burun boşluğumuzda biriken mukus zamanla bu yöne yani boğazımıza doğru akacak ve öksürmemize sebep olacak. Boğazımıza olan bağlantıya ek olarak burnumuzun farklı birkaç bağlantı noktası daha var. Mesela buradaki çıkıntının altında ucunda açıklığı bulunan bir tüp bulunur. Bu tüp burnun şişmesi ve mukus birikmesi yüzünden tıkanabilir. İsmi nazolakrimal kanal olan ve burnumuzu gözlerimize bağlayan bu tüp biz farkında olmadan gözyaşımızı burun kanalımıza akıtmakla görevlidir. Ve bu kanal tıkandığında gözyaşımız gidecek bir yer bulamadığından gözlerimiz sürekli sulanmaya başlar. Buna ek olarak burnun arka kısmında bulunan ve burnu kulaklara bağlayan başka bir tüp daha mevcut. Bunun da ismi östaki borusu. Önceki örneğimize benzer şekilde eğer burundaki şişlik fazlaysa üstteki borusu da tıkanabilir. Bu durumda bu tüp sıvı ile dolar ve bu tıkanıklığa bağlı olarak da kulağımızla alakalı kulaklarda tıkanıklık hissi duymada azalma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu noktada tabii ki burnumuzdaki sinirlerden de söz etmeliyiz. Buradaki burun kemiklerinin birinden başlayıp beynimize doğru giden bir sinir çiziyorum. Bu sinirler burundaki problemlere bağlı olarak uyarılır ve beynimize sinyaller göndermeye başlar. Bu sinyaller arasında mesela en önemli olanı hapşırmakla alakalıdır. Eğer burundaki şişlikler gittikçe daha da artarsa burun boşluğu tamamen tıkanabilir. Bu durumda hava girişi problem haline geleceğinden nefes almamız da zorlaşacaktır. Evet, konuyu toparlamak için şu ana kadar bahsettiğimiz belirtilerin üzerinden bir kere daha geçelim mi? Önce şişlik ve tıkanıklık demiştik. Nazolakrimal kanal tıkanırsa gözlerde sulanma, östaki borusu tıkanırsa da kulaklarda tıkanıklık gözlenebilir dedik. Burun mukozası sürekli olarak mukus ürettiğinden burnumuz akar. Uyarılan sinirler yüzünden hapşırma isteği duyulur. Burun boşluğunun tamamen tıkanması sonucunda da nefes almada zorluklar yaşanabilir. Belirtilerin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini de ekleyelim. Bazılarının bağışıklık sistemleri normalin dışında tepkiler gösterebilir. Normal bireyler sadece burun akıntısı ile karşılaşabilirken, bu hastalığa karşı daha hassas bünyeli kişilerde belirtiler daha yoğun gözlenebilir ya da bu belirtiler sürekli tekrar edebilir. Örneğin, bazılarımızda kişinin anatomisi gereği nazolakrimal kanal tıkanmaya çok yatkındır. Ve böyle kişilerde burundaki en ufak bir şişlikte bile gözlerde sulanma belirtisi ortaya çıkabilir. Evet, her şeyin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini bilmelisiniz. Ayrıca bu belirtiler alerjenlere kısa bir süre maruz kalındıysa kısa süreli olabileceği gibi Vücudunuzun tepki verdiği alerjenlerle sürekli çevriliyseniz uzun süreli de olabilir. Bu rahatsızlığa sebep olan alerjenin belirlenmesi de ayrı bir konu. Bazen çok kolaylıkla tespit edilebilirken bazen de alerjenin tespit edilmesi çok güç olabiliyor. Ve hatta bazen kesin olarak ne olduğu bulunamıyor. Yine de burun mukozasında bulunan ve aşırı tepki gösteren bir hücrenin çalışma prensipleri ve burun anatomisi hakkında bilgi sahibiyseniz ortaya çıkabilecek belirtileri de en azından önceden tahmin edebilirsiniz.